Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Doktor Çengiz Profesör Dr. Cengiz Toroman. Uh, yes right. E, Professor Cengiz e, Toroman teşekkürler. E, herkes yorgun biliyorum. Bu da e, son sunum. O yüzden oldukça basit tutmaya çalışacağım. Eee 11.30 burada e, Malezya'da saat oldukça da geç oldu. Eee bu yüzden başkanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Doktor Şila burada benimle birlikte. Beni davet ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Beni Asam'la aslında temasa geçirdiği için teşekkür ediyorum kendisine. Bu vesileyle organizasyon komitesine de... E, saygılarımı sunuyorum e, makalemi sunumumu e, kabul ettikleri için ve kongrede e, çalışmamı e, sunmamı sağladıkları için şimdi e, konuşmamın e, başlığını e, görebiliyorsunuz e, ekranımı da e, paylaşayım e, sulu temyizinden bahsedeceğim size. Özbekistan'dan bir konuşma dinledik ve sonra Pakistan'dan Fas'tan bir sunum dinledik ve sonra Hindistan'dan Amerika'dan konuşmacılarımızı dinledik. Şimdi bu vesileyle Güneydoğu Asya'ya çekeceğim Dikkatinizi Buna başlamadan önce sunumuma başlamadan önce kendimi tanıtayım. University <laughs> of <Saint> Islam e, Malezya'da öğretim görevlisiyim. E, doçent doktorum. Aynı zamanda Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde de ders veriyorum. Bu gördüğünüz üniversite benim çalıştığım e, üniversite. Kuala e, Lumpur'da yer alıyor yani Malezyayı ziyaret ederseniz eğer ve Kuala Lumpur e, havalimanında aslında e, uçuşunuz olursa e, üniversitemiz çok çok yakın e, havalimanına e, ziyaret edebilirsiniz ve havalimanına çok yakın olması da e, oldukça e, elverişli. Şimdi birçok sunum dinledik e, Orta Asya. Güneydoğu Asya ve dünyanın diğer bölgeleriyle ilgili birçok sunum dinledik. Şimdi Güneydoğu Asya'ya bakacağız. Yani Malezya'ya bakacağız. İki bölgeye ayrılıyor aslında. Malezya Yarımadası batıda ve Saba ve Surabaya kısımları olarak ikiye ayırıyoruz aslında. Şimdi burada yer alan Malezya'nın e, doğu kısmında yer alan Sabah bölgesinden bahsedeceğiz. Şimdi burada eski bir e, sultanlık vardı. 15. yüzyılda kurulmuş e, Sabah bölgesinde hüküm sürmüş bir e, sultanlık vardı. 1915'te yıkıldı sultanlık. Bugüne kadar e, Sabah Malezya'nın bir parçası olsa bile. E, bu sultanlığında, bu sultanlıktan kalan kişilerin aslında e, Malezya'dan e, tazminat talep ettiğini görüyoruz. Halbuki Malezya'nın böyle bir e, sorumluluğu yok çünkü sultanlık zaten çoktan e, yok olmuş durumda. Şimdi bu bölgenin tarihinden size bahsedeyim. E, sabah e, Malay e, Takım Adasının bir e, parçası. Bu e, uygarlığın beşiği olarak e, nitelendiriliyordu. Yani e, İslam öncesi krallıkların e, çıktığı dönemler. Yani 14. yüzyılda İslam, bu Müslümanlık bu bölgeye gelmeden önce birçok krallık vardı. Mesela Sirijivaya e, Krallığı 7 ila 13. yüzyıllar arasında bu bölgede hüküm sürmüş. Çok büyük bir e, krallık bu. Yani e, Arap... E, kayıtlara göre e, Sirijivayan maharaja o kadar büyüktü ki e, en hızlı e, araç bile ülkenin bir ta krallığın bir tarafından bir tarafına gidemiyordu. Eee Majapahit krallığı da 13. ve 15. yüzyıllar arasında e, hüküm sürmüş bir bölgede. Sonra da Brunei e, sultanlığı şu an hala bağımsız bir e, egemen bir ülke olarak e, biliyoruz. 1400'lü yıllardan e, beri var olan bir ülke. Burada animasyonlu bir harita da görebiliyoruz. E, İngiliz e, sömürgecilerinin gelmesinden önce Brunei neredeyse e, Borneo'nun neredeyse her yerinde e, ve Saba bölgesinin bir bölgesinde e, hüküm süren bir sultanlık olmuş ve e, Batı Sömürgeciler geldiğinde e, Brunei e, Sultanlığı'nın e, egemenlik alanı da giderek küçülmüş. Şimdi Sulu Sultanlığı en e, güçlü döneminde bu şekilde. Şu, şu anda Malezya'dan e, tazminat talebi var. Yani Malezya'nın hala Onların kaynaklarını kullandığımızı iddia ediyorlar. Bu yüzden de tazminat talebi ediyorlar. Şimdi sabah Malezya'da bir eyalet eskiden Brunei Sultanlığı burada hüküm sürüyordu önümüz geçmiş iki slaytta da gördüğünüz gibi Brunei Sultanlığı'nın e, ne kadar aslında büyük bir bölgede hüküm sürdüğünü göstermiştim İngiltere sömürgeci olarak gelmeden önce. Şimdi Sabah bölgesi e, Brunei Sultanlığından e, Sulu'ya geçti 1685 yılında ve 1878 yılında da bu bölge Kuzey Borneo şirketine aktarıldı. Sahip İngiliz bir şirket bu. Filipinler bu sabadan çok sabaya yakın bir bölge. 1521 yıllarında. İspanyolların e, altındaydı. Sonrasında 1899'da e, Amerikalıların egemenliği altına geçti. Sonra Sulu Sultanlığı burada bu bölgede hüküm süren Sulu Sultanlığı e, Filipinlerin bir parçası haline geldi. Bir e, Kapenta Anlaşması e, altında Filipinlerin bir parçası haline geldi. Burada. Amerika Birleşik Devletleri e, Suluyu aldı, kolonize etti ve 1915 yılında Filipinlerin bir parçası haline getirdi. E, 1957 yılında da Sulunun e, Sulu İngilizlere verildi. 1900 heh, özür dilerim slaytta yanlış olmuş. E, 1915 yılında bu gösterdiğim kısım Filipinlerin e, ...Filipinler e, takım e, adasının bir parçası haline getirildi. 1915 yılında Carpenter Anlaşması imzalandı. 22 Mart i, 1915 yılında Sulu Sultanı... ...Sulu üzerindeki egemenliğinden e, vazgeçmiş oldu. E, bu anlamda tabii ki... E, Kulu'nun şu an Malezya'dan tazminat talep etmesinin nasıl bir mantığı var e, buna bakacağız. Şimdi Güneydoğu Asya 20. yüzyılın ortasına kadar büyük bir kısmı e, kolonileştirilmişti. E, İkinci Dünya Savaşı sırasında e, Japonya'da e, koloni haline getirmişti Güneydoğu Asya'nın bir bölgesini. Sonra 1945 yılında bir kısım Almanya'nın bir kısım Japonya'nın kolonisi hale geldi. Sonraki dönemde e, e, uti possedatis juris e, kavramı altında birçok ülke bağımsızlığını ilan etmeye başladı. Yani yeni bağımsız e, olan egemenliği kazanmış ülkelerden bahsediyor. Şimdi. Ee, Malezya'da Malezya da bağımsızlığını kazanmış ülkelerden bir tanesi. Ee, Endonezya bağımsızlığı e, kazandı. Aynı şey Filipinler için, Doğu Timor için de geçerli. Bunun sonucunda birçok aslında ülke, birçok sınır ortaya çıktı. Burası mesela bir taraf Singapur, e, bu taraf Endonezya. Geçmişte ikisi aslında aynı ülkenin parçasıydı. Ee, aynı krallığın parçasıydı bu iki bölgede. Önceden slaytımın e, sunumumun ilk kısımlarında bahsettiğim, e, slaytlarda gördüğümüz gibi şimdi e, farklı ülkeler burada sömürgeciydi. Bildiğiniz gibi Hollanda'da vardı, İngiltere'de vardı. Sonra bu ülkeler bağımsızlığını kazaldıktan sonra iki farklı ülke. Mesela burada bir taraf Endonezya, bir taraf Malezya. Burada mesela bir taraf Tayland, bu taraf Malezya. Ve Sabah bölgesine baktığımızda eskiden e, İngiliz sömürgesiydi. Ama 1963 yılında Mala, Malezya içerisinde e, egemenliğini kazandı. Ve bu bölge Sabah bölgesi olarak ayrıldı. Sonra da Filipinlerde e, kendi bağımsızlığını kazandı. Şimdi bu e, harita, bu e, bu slide bu e, haritaya bakarsanız, Saba eskiden Sulu Sultanlığı'nın bir parçasıydı ama. E, iktidarın e, değişmesiyle yani sahip ülkenin değişmesiyle Sabah Malezya'nın bir parçası haline oldu. Çünkü Malezya bu bölgeyi Birleşik Krallık'tan aldı. Bunun yanında Filipinler e, İspanya'dan geldiği için kendi ayrı bir ülke haline geldi. Şimdi e, bu önemli bir kısım o yüzden hani altı mı çizmeniz gereken şey bu. sabah bu noktada sulunun bir parçası değil ve sulu zaten ortada yok. Böyle bir kral, böyle bir sultanlık yok. Ve e, Malaya Federasyonu 1957 yılında bağımsızlığını kazanıyor ve e, bağımsız bir e, komisyonun e, hazırladığı e, rapora e, göre de Sabah halkının üçte birinin Malezya ülkesinin oluşmasını desteklediğini söylüyor. Bu yüzden iki bölge var aslında. Bir yarımada var 1957 yılında bağımsızlığını kazanıyor. Sonra Sara ve Sabah e, bölgeleri 1967 yılında e, bağımsızlığını kazanıyor. Yani uluslararası e, hukuka baktığımızda Montevideo Sözleşmesi'ne baktığınızda siyasi bir varlığın egemen bir devlet olarak tanınması için bir bölgesi e, olması, toprağı olması gerekiyor, nüfusu olması gerekiyor, örgütlü bir hükümeti olması gerekiyor, diğer devletlerle anlaşmaya girme kapasitesi olması gerekiyor. Bunlara baktığımızda Malezya egemen bir ülke ama Sulu egemen bir ülke değil. Çünkü artık böyle bir yer yok. Bu e, Sultanlık ortadan kaldırılıyor 1950 yılında. Peki uluslararası hukukta bir ülke bir farklı şekillerde toprak alabilir, toprak edinebilir, bir bölge bir ülkeden bir bölgeye verilebilir, sömürgecilik vasıtasıyla bir toprak sahibi olabilir. Bu yöntem e, tabii ki yasa dışı olarak da e, belirlendi ama hala şu an günümüzde de e, sömürgeci ülkeler var ve sömürülen ülkeler var. E, bu yöntem artık yasal sayılmıyor. E, ve aslında sabaya baktığımızda... E, Malezya 1967 yılından beri e, Sabanın idaresini yürütüyor. Ama şunu söylemek lazım: Sabah Malezya'nın bir e, parçası. Sabadaki insanların Malezya e, kimlik kartları var ve Malezya hükümeti burada e, faaliyet gösteriyor, bu bölgeyi idare ediyor. Ve Malezya'nın egemenliği Sabah bölgesinde yıllardır devam ediyor. Hiçbir zaman Sabah bölgesiyle ilgili savaşa girmedik ya da bir çatışmaya girmedik. Peşmirde olan olaylar Sabah'da olmadı. Bu da zaten bunun bir göstergesi. Yani tüm dünya Sabah'ı Malezya'nın bir parçası olarak gösteriyor. Yani sonuç olarak şunu söyleyebiliriz sulu sultanlığı yani çoktan aslında ortadan kalmış sulu sultanlığı tazminat talep edebilir mi? Şimdi sabah Sulu Sultanlığı etkisi altına girmeden önce Brunei tarafından yönetiliyordu. Sonra Sabah'ın e egemenliği e bir para karşılığında e Birleşik Krallığa geçirildi. Ama şunu da e unutmamak lazım. Ödeme geçmişte yapıldı ama sultanı bu anlaşma vasıtasıyla Sabah üzerindeki egemenliğini kaybetti. Yani bu konuda onlara hiçbir borcumuz yok. Sabah 1963 yılında Malezya'ya dahil oldu ve 1960 yılından beri Sabah kesintisiz bir biçimde Malezya tarafından idare ediliyor. Ve insan hak insan kalkın gelişimi olsun altyapı olsun bu konularda e, sabaya yatırım yapan Malezya hükümetidir. Yani sulu Ortadan kalkmış bir egemen devlettir ve sabah üzerinde herhangi bir hakkı bulunma bulunmaktadır. Bu vesileyle sunumumu da sonlandırıyorum. Bu makalemle ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz internet sitemi ziyaret edebilirsiniz. Bu konuyla ilgili birçok bağlantı var, birçok makale var. Ve Türkiye'den ve dünyanın geri kalanından herkesi de Malezya'ya davet Ediyorum. Sadece Pakistan ve Türkiye değil konuşmacılardan bir tanesi söylemişti ama Malezya içinde Türkiye önemli bir stratejik ortak, önemli bir partner. Bu yüzden Türkiye iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin daha da gelişmesini gerçekten çok istiyoruz. Umarım iki ülke giderek daha güçlü hale gelirler ve dünya platformlarında Müslümanların sesini daha fazla duyurabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz.